Sayın Bakan, Hatay ilimizin Suriye Savaşı'ndan sonra gerek turizm gerekse ticaret alanında ekonomisinin kötüye gittiği bilinmektedir. Ancak Rusya'ya çıkan krizden sonra da meyve ve sebze üreticilerinin zor durumda kaldığı bilinmektedir. Bu nedenle Hatay ilimizdeki meyve ve sebze üreticileri Rusya krizinden sonra daha fazla zor durumda kalmıştır. Rusya ile çıkan krizden sonra meyve ve sebze ihracatında Hatay ili bazında bir azalma yaşanmış mıdır? Eğer yaşanmışsa üreticinin sıkıntısını çözebilmek adına ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Suriye Savaşı nedeniyle başta Hatay olmak üzere bütün sınır kapılar kapandı. Dolayısıyla oradaki halkımız şu anda mağdur. Esnafımız mağdur, çiftçimiz mağdur. Artık turist de oraya gelemiyor şu süreçte. Bu yüzden bütün bunları göz önünde bulundurarak esnaf ve çiftçimizin vergi ödemeleri ve kredilerini bu sıkıntılı süreçte en az bir yıl ertelenmesini talep ediyorum. Siz hükümet olarak böyle bir uygulamayı düşünüyor musunuz? 06.02.2014 tarih 6518 sayılı kanunla gazi ve şehit yakınlarına eğitim durumlarını ibraz ettikleri takdirde sınavsız ünvan değişikliği hakkı verilmiştir. Ancak bu kanun bazı kurumlarda uygulanırken bazı kurumlarda ise uygulanmamaktadır. Bu kanunun bütün kurumlarda uygulanması için bir genelge yayımlamayı hükümetiniz düşünmekte midir? Diğer soru, Hatay ilimizde geçen Hassa tünelini sormuştum. Sayın Bakan bütçe ayrıldığını dile getirmişti. Hassa tüneline ne zaman başlanacak? Diğer soru, Hatay'da 400 bin Suriyeli olduğu için ek bütçe ayırmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Bugün sosyal medyada ve internet sitelerinin bazılarında 2000 kişilik silahlı grubun Türkiye'den Suriye'nin Azize şehrine girdikleri iddiaları yer aldı. Bu haberlerin aslı var mıdır? Eğer varsa bu kişiler kimler? Hangi uluslararası hukuka göre girmişlerdir? Bu konuda sizin yaptıklarınız nedir? Ayrıca son zamanlarda ülkemizde yapılan bu bombalı saldırılarda, Suriye'den ülkemize girişlerde hata yapıldığını kabul ediyor musunuz? Bu konuda sorumlu kim sizce? Teşekkür ediyorum.